Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok benzetildiğim bir hanımefendinin makyajını taklit etmek istiyorum. Bahsettiğim kişi Belgüzel Korel. Taklit edeceğim resmi, yani makyajı da şuraya sizin için koyuyoruz. Bir görün hangi makyajı taklit etmek istediğimi. Merak ediyorsanız lütfen izlemeye devam edin. İlk olarak bir dudak nemlendiricisiyle başlamak istiyorum. Kaşlarımı yapacağım. Resimde Belgüzel Korel'in kaşlarını muhtemelen soft brows tekniğiyle yapmışlar. Ama ben soft brows tekniğini kendi kaşlarımda fazla kullanamıyorum. Şu an kullandım ama belli olmuyor çünkü benim kaşlarım çok zor. Neredeyse hiç kaşım yok ama olan kaşlarım da çok kısa. Çok uzun pardon. Ve kısaltmak da istemiyorum. Bu sefer komple kaşlarım gidiyor. O yüzden onun gibi dik kaşlarımı yapamayacağım. Ama olduğunca artık yaptım. Bunun için de Iconic London markasının Brow Silk ürünü kullandım. Kaş kalemi kullanacağım. Revolution markasının bir ürünü kullanıyorum. Renk olarak da Medium Brown. Çok ince uçlu bir kalem. Full Face Revolution ürünleri kullandığım videomda da bunu kullanmıştım. Oradan hatırlıyorsunuzdur. Normalde kaşlarımı Insta Brows tekniğiyle yapıyorum. Ama Belgüzel Korel'in fotoğrafında kaşları doğal göründüğü için bugün fazla abartmayacağım kaşlarımı. Kapatıcım alarak kaşlarımın etrafını biraz temizleyeceğim. Bir nemlendirici baz alıyorum. Arkadaşlar tırnaklarıma lütfen tek şey yapmayın yani. Küçük bir sorun yaşadık. Yani sorun değil de protez tırnak yaptım iki kere arka arkaya. O da bayağı tırnağı yıpratıyor. Sonra şu çizgiler işte o delikler falan pek belli olmasın diye oje sürdüm. Oje de bu sefer tırnağımı sararttı. Bayağı kötü yani. Zaten olarak Too Faced'in Born This Way fondöteni kullanıyorum. Umarım çok koyu gelmez cildime çünkü galiba Eylül'de almıştım. Evet, orada bayağı bir bronzdum. Kapatıcısını alıyorum bu sefer. Bu arada ceketi çıkardık çünkü. Evet, rahat hareket edemiyorum. Yani ben makyajsız halimi kesinlikle hiç benzetmiyorum. Çoğu kişiden duysam da. Yani benzediğimi söyleyen bayağı bir kişi var. Ben kendimi hiçbir şekilde benzetmiyorum. Ne makyajla ne makyajsız ama bugün tabii ki makyajımı ona göre uyduracağım ki biraz benzeyim diye. Ben bazen benzetiyorum. Belirli bir saç stilinde, belirli bir makyajda. Şu anki haliyle yani yaşlı haliyle daha çok benziyorum gitgide bence. Saçını falan da şimdi artık değişik yapıyor. Kısa saçı var. Ama eski haline hiçbir şekilde benzemiyorum bence. Yine Too Faced'in Born This Way serisinden pudrayı kullanıyorum. Bendeki numarası Translucent tabii ki. Bir koyu rengi daha var. İki renk seçeneği var yani.
Bergüzar ismi de çok aslında değişik bir isim değil mi? Evet. Daha böyle pek duyulduk bir isim. Beğendiğim bir isim. Evet, çok hoş ve değişik bir isim. Yani annem bana kurşun ister. Ama koymamış ne yazık ki bebeğim. Evet, adım Bergüzar değil arkadaşlar. Aslında Mavi de değil, kendi ismimi ona söylemiyorum. Mavi olarak bilineyim YouTube'da. Öyle kalsın işte. Mavi de bir isim olabilir. Ve vardır da zaten belki de. Yani pembe varsa mavi niye olmasın? Evet, senin adın da Mavi. Ama benim adım da Meyle var. Bak spoiler veriyor. Mavi koymamın adı, sebebi kanalımın mavi highlighter olması dedi. Bunu bir kere daha söylemiştim zaten. En sevdiğim renk mavi. Ve dediğim gibi ismim M ile başlıyor. Ve en sevdiğim makyaj ürünü de highlighter olduğu için mavi highlighter. İnşallah banlanma. Netflix Plus'ın bir çakması. Million Polim diye bir ürün. Bunu da nerede bulmuştum? Bir takıcıda buldum İzmir'de. Takıcıda. 20 TL'ye aldım. İçindekiler yani yazdıkları doğruysa o kadar kötü içeriği yok. Hatta Fix Plus'a çok benziyor aslında. Ve abi ne demişti? Bu Mekin. Bu orijinal. Orijinal. Bunu başka yerde bulamazsın. Bir de ne vardı? Naked 8. Naked 8 çıkmış haberimiz var arkadaşlar. Naked 9'da cahil kalmışım. Naked 9 da gelecek yakında demiş. Evet. Naked 9 da gelecekmiş. Bir de şey neydi? Bir şey daha görmüştüm. Abi komikti ya ama. Bir şey daha görmüştüm. Çok güldüm ama hatırlamıyorum. Dediğim gibi bunu 20 TL'ye aldım. Şişesi falan gerçekten Fix Plus'a çok benziyor. Kokusu benzemiyor. Abartmak zorunda kalacağım. Çünkü özellikle burnumun şu ön kısmı, orayı biraz değiştirmem lazım. Onun burnu daha ince, sivri geliyor. Bunun için her zaman kullandığım Rodial pudramı alıyorum. Bunu Instagram'da da çok paylaşmıştım. Oradan biliyorsunuz zaten. Normal bir far fırçası alacağım bunun için. Ben yaptım her zamanki fırçalarından. Too Faced'in fondöteniyle, pudrasıyla da iyi oldu. Zaten kontür pudram da kaliteli olduğu için pek zorluk çıkarmadı bana. Resimde hiç aydınlatıcı görmesem de yine de hafif bir glow var gözünün altında özellikle ve alnında. Terinden mi öyle duruyor bilmiyorum ya, pudra mı kullanmamışlar, o da olabilir. Ama ben bu görünümü bir highlighter'la yakalamak istiyorum. Bunun içinde şöyle çok enteresan bir highlighter'ım var, piramit şeklinde. Maalesef Türkiye'de satılmayan bir marka, artık zaten Almanya'da da satılmayacak kalkıyor çünkü. Ve bu resim bir katalog çekimi mi? Onunla... Hayır, albüm kapağı. Müziğe başlamış çünkü. Böyle güzel koray, ben de bilmiyordum. Albüm kapağı. Ya single kapağı. Single kapağı. Ben de bilmiyordum. Gördüğünüz üzere highlighter gerçekten aslında benim normalde hiçbir şekilde kullanmayacağım bir aydınlatıcı. Ben bunu zaten pudramın üzerine kullanıyorum. Benim için aslında bu pudra. Bu ünlü makyajı taklidinde en sevmediğim noktaya geldim aslında. Nedense hiç highlighter kullanılmıyor. Herkes senin gibi değil. Ama Bülent Ersoy gibi biri nasıl highlighter kullanmaz? O mat highlighter kullanıyor gözünün altında kesinlikle. Hatta ben şey beyaz farla gözünün altını setlemiştim çünkü o kadar beyaz. Ama neden glow kullanmıyorsun Bülent Hanımcığım? Mesela Fizi Altun falan da pek highlighter kullanmıyorlar. Bence biraz da ışıklardan dolayı. Çünkü kamera işte
dizi çekimlerinde veya resim çekimlerinde falan bence. Mesela bazen ben de senin resimlerini çekerken çok zorlanıyorum. Highlighter bazen yüzüne o kadar bir efekt veriyor ki. Ben işte o görünüm sevdiğim için. İşte ama mesela resim çekerken bana biraz zorluk çıkarıyor. Hani açısını mecbur değiştirmek zorunda kalıyorum. Yoksa sadece highlighter'ın gözüküyor ve başka hiçbir şeyin belli olmuyor. Bence ondan dolayı da biraz kullanamıyorlar diyeyim. Blush'ıma geçiyorum arkadaşlar. Dream Rush Benefit markasının allığını kullanıyorum. Çok hafif bir allık. Resimde çünkü hiçbir allık göremedim. Sadece kontürümü desteklemek için kullanacağım bunu. Bakalım benzedi mi yüzüm? Bence iyi oldu. Yani olduğu kadar. Yüz hatlarımız pek benzemese de onun yüzü daha ince iniyor. Benim daha geniş iniyor. Çene yapısından kaynaklanan bir durum. Ama bu kadar oluyor kontürle de. Yani makyajla da bir yere kadar arkadaşlar. Komple şey yapamıyorum cildine, yüzümü. Değiştiremem komple. Olduğu kadar. Gözlerime geçmek istiyorum yavaş yavaş. Göz makyajı çok basit. Sadece kahverengi far kullanılmış. Çok basit görünse de arkadaşlar benim farlarımın %80'i renkli olduğu için ilk bir normal tonlarda far bulmam lazım. 3 days later. Ve seçtiğim palet Revolution markasının tabii ki. Soft X Revolution Extra Spice paleti. Herkesin bildiği palet. Çoğu kişide de olan bir palet. Brownies rengini kullanmak istiyorum. Şu aşağıdaki renk. Kabaca dağıtacağım bir. Bu arada istekleriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Hangi ünlüleri takip etmeyi isterseniz falan. Ne bileyim Hadise olur, Demet Akalın, Hande Yener. Onların da değişik makyajları var. Tek bir farla blend yapmışlar. Bu da kullandığım far. O yüzden böyle bırakacağım. Böyle bırakacağım diyorum ama elim gidiyor. Neyse kalsın böyle. Bu aydınlatıcımı göz kapağıma biraz... Rimel sürdüm arkadaşlar. Yeni bir ürün deniyorum. Maybelline'in Snapscara ürünü. Ambalajı da çok tatlı. Kenarında böyle gözler var. Suya dayanıklı olanını kullandım. Zaten mavi kapaklı olmasından anlaşılıyor. İlk izlenimim gerçekten iyi, pozitif. Yeni olmasına rağmen çok sulu değil. Tuhaf lekeler bırakmadı. Göz kapağıma sıçramadı. Essence maskaram kadar iyi. Essence daha ucuz olsun tabii. Ama ilerleyen zamanda daha fazla söylerim. Kirpik yapıştıracağım. Resimdeki Belgüzel Korel'de de kirpik var bence. Ama onun kirpiğine benzer kirpik buldum. Şöyle çok doğal kirpik buldum. Siyah göz kalemi aldım biraz geçişleri yumuşatmak için. Belgüzel Korel'de de yapmışlar onu. Ama gerçekten çok hafif. Ve yine bir göz kalemi kullanacağım. Beyaz mı krem rengimi kullansam? Beyaz galiba orada. Bayağı tüm belirdi. Evet belirdi. Essence'in. Şöyle bir ürünü. Kapağı beyaz. Yani herhangi bir tane göz kalemi kullansanız olur arkadaşlar. Biraz karşılaştırma yapmak istiyorum. Yani şu an ne o belli oluyor. Mesela alt kirpikleri Belgüzel Korel'in kesinlikle daha belirgin. Benim hiç alt kirpiğim olmadığı için biraz yani çok şey olmadı ama kahverengi farla destekleyebilirim.
herhangi bir dudak kalemi alıyorum. Dudaklarımız bence biraz benziyor. O yüzden çok değiştirmeyeceğim dudaklarımı. Benim dudağımın üst bölgesi daha sivri gidiyor. Onunki biraz daha yuvarlak. Sadece ona dikkat edeceğim. Rujumu göstereyim tabii ki. Catrice markasının. Neymiş bu? 08 080 Pillow Fight. Aklım başka yere gitti. Generation Matte serisinden bu arada arkadaşlar. Gül kurusu ruju var. Umarım tutturabilirim. En yakın ruj buydu. Eğlendim videoyu çekerken. Zevkli oldu benim için. Dediğim gibi hiçbir şekilde kendimi Bergüzel Kore'yle benzetemiyorum maalesef. Bence benzemiyoruz. Yani ben ona benzemiyorum. O benden büyük olduğu için böyle diyelim. Ama yani fikrinizi yorumlara yazın arkadaşlar. Sizce benziyor muyum? Benzemiyor muyum? Videoyu beğendiyseniz lütfen like atmayı unutmayın. Böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız yorumlara da isteğinizi yazın. Hangi ünlüyü görmek istersiniz bir dahaki videomda. Ve lütfen ve lütfen abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum güle güle. Hoşça kalın.